biliyoruz. Ankara'da da mazbata dönemi vardı. Orada da ikinci Mansur dönemi var. Düşünsenize Erdoğan 3 kere İmamoğlu'na yenildi. 2 kere Mansur Bey'e yenildi. Bir kere de Özgür Özel'e yenildi. Yani kaç kere yenildi? Çok yenildi aslında. İkinci yavaş dönemi de başlamış oldu. Merhaba Eti Mesut. Güzel insanların şehri, merhaba. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Seçim bitti, devir teslim törenleri, mazbatalar derken en renkli görüntüler seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında da Ankara Etimesgut'tan geldi. Vatandaş koltuğu da getirdi. Koltuk uçarak geliyor. Çok müthiş MHP'liydi. Bahçeli o tarafa kaydı ya, ondan vazgeçtim, İyi Parti'ye gittim. Ama o da yanlış yaptı. 15 yıldır Mansur diye ölürüm. Taze başkan, oyuncu Erdal Beşikçioğlu bu kez belediye başkanı olarak Ankaralı'nın karşısındaydı. Makam odasına seçim öncesi söylediği gibi seçmenle girdi. Koltuğuna oturdu. İlk işi yine seçmeni dinlemek oldu. En büyük hazinesi halkın sevgisi. Makam odası prosedürünün ardından sokağa indi. Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Bu Memleket Bizim şiirini kendince yorumladı. Etimesgutlu eşlik etti. Bir belediye düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi bir ağaç. O anlarda Ankara'nın tarihi farkla yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş da yanındaydı. Yavaş alandan ayrıldı. Bu kez kendi mazbatası için Ankara İl Seçim Kurulu'ndaydı. Güvenini çok yüksek oranda Türkiye rekoru kırarak belirten Ankara halkına çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın başkanı ailesiyle birlikte mazbatasını aldı. Tatlar Arıtma Tesisi'nin kredisi gibi çok önemli işlerimiz orada bekliyor. Önceliğimiz oralardan olacak. Yine insan sağlığını önceleyen projeler olacak. Şimdi diyorum ki yeni seçilen 8 belediye başkanı var. Gelin birlikte Ankara'nın tümüne hizmet edelim. Çağrımı tekrar edeceğim. Yavaş ilçelerdeki devir teslim törenlerine de katıldı. Daha önceden pastanın üzerindeki çilek olarak nitelediği, uzun yıllardır AKP'nin Ankara'daki karesi olarak bilinen, 31 Mart'ta ise CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi devir teslim törenindeydi. Mesut Özarslan siyasi bir partinin değil, halkın partisinin insanıdır. Mansur Yavaş gibi çaldırmayacak hem de çalışacak. Mansur Yavaş'ın kürsüye çıktığı anda eski dönemde sökülen Türkiye Cumhuriyeti tabelası belediye binasına yeniden takıldı. Türkiye Cumhuriyeti tabelası da eklendi. Cumhurbaşkanı. Dur. Hele dur. Ben daha mazbatamı almadım ya. Bugün alacağım. Dur hele. Valla İmamoğlu da dün şey demişti, durun daha yeni başladık. Buradan da Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında çok kuvvetli isimler bir anda çıktı. Ha, buradaki sonucu hiç kimse beklemiyordu aslında. Herkes şokta. Ha, bu sadece değişimle mi oldu? Yani Kasım ayındaki o kurultay değişimiyle mi oldu? Nasıl oldu? Ama oldu. Bir şeyler oldu ama bir şekilde oldu. Yani o siyasetçimizin bundan 4 yıl önce söylediği gibi AK Partili siyasetçi hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Ali İhsan Yavuz, onu da andık, kulaklarını çınlattık. Bakın TC'yi bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri TC, Türkiye Cumhuriyeti'nin o kısaltması olan TC'yi kullanıyorlar. İşte çıkıp bir de Devlet Bahçeli de, efendime söyleyeyim Erdoğan da, bunlar terörist, bunlar şucu, bunlar bucu. Ya birilerinin hakkını savunmak, haksızlık varsa ona karşı direnmek, hak, hukuk, adalet demek suç mudur ya? Suç olamaz. Yani ha biraz